Nasılmış o görüşmeler? Mia nasıl bu arada? Mia ile aranız nasıl? Mia annesizliği nasıl algılıyor? Yani illaki bir uzmana sizin gibi bir baba, bir pedagoga yahut... Ya annesi çok fazla ilgilenmediği için Mia'nın annesizlik gibi bir sorunu da yok aslında. Çünkü yeni eşim onunla bayağı ilgileniyor. Ha, iyi mi arası? Tabii tabii çok eşinizle ilgileniyor. Sonrasında zaten mahkeme aşamasında... tabii bunları mahkemede hep benim aleyhime kullandı. İşte evden de kendisi ayrıldı zaten. Yani kendisi terk etti beni. Bunu da söylemiştir inşallah size. Hayır. Yani evden de... evet evet pardon söyledi şey dedi. Çok ilgisizdi. Ben artık bu ilgisizliğe dayanamaz oldum evet, ve evet, gittim evden. Evet, evet. Evden de ayrıldı. Tabii bunları mahkemede benim aleyhime olarak kullandı. İşte sözde ben onu evden atmışım, çocuğundan ayırmışım da işte vesaire falan. Mahkemede de bunları delil olarak kullandı bana. Ve benden bir tazminat talep etti. 400 bin TL sanırım tazminat talep etmiş ama bir kısmını almış galiba. Efendim, 400 bin TL onun indirilmiş hali. Benden 1 milyon lira talep etti. Beni Bill Gates falan sandı herhalde. Gerçekten mi? Benden 1 milyon lira talep etti. Sonra 300 bin lirada anlaştık. Aldı yani, aldım dedi bir para dedi. Tabii zaten. Tabii kabul etti. Zaten yani çocuk, Mia falan onun umurunda değil ki. Ya. 300 bin lirayı ben kabul edince o da aldı. Şimdi ya bütün bunların üzerine Işıl Hanım'la karşı karşıya gelmek ister misiniz diyeceğim ama... Sizce? Ben yine de Işıl Hanım sizin için bir video hazırladı. Ben sizi araca davet etsem, o videoyu izleseniz, ha yine derseniz ki ben hiçbir şekilde görüşmek istemiyorum, dönmek istiyorum dersiniz, araç sizi dilediğiniz yere bırakacak. Ama hani geleyim benim de ona iki çift lafım var derseniz... Ya şimdi zaten sizi kırmamak için ben buraya geldim. Çok teşekkürler. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hani burada açıklama imkanı buldum. Ama ben görüşeceğimi sanmıyorum. Yine de videoyu izleyeyim ben ama geleceğimi sanmıyorum. Ben sizi araca davet edeyim o zaman. Peki. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun lütfen. Evet. Yine geldik sözün bittiği yerlerden birine. Bu nasıl bir şey ya? Kadın son derece rahat işte. Hani ben de dedim ki yani vardı da böyle hani cool bir biçimde. Hani böyle sakin, rahat bir biçimde evcil hayvanını arıyor falan. Kadının çocuğu var. Kadın çocuğunun adını dahi anmadı ya. Ya hakikaten şoktayım. Gidiyorum şimdi yanına. Ayşegül Hanım, buyurun. Fotoğraf çekiyorsun sen yine. Evet. Konuştuk Oğuz Bey'le. Lili geldi mi? Lili'yi getirmemiş tabii. Ama Lili'den evvel sormanız gereken başka biri yok mu sizce? Yani benim için önemli olan Oğuz'un Lili'yi getirmesi tabii ki. Kızınız Mia'nın hiçbir önemi yok yani sizin için. Mia da mı burada? Neden merak etmiyorsunuz? Yani şurada sizinle ne kadar zaman geçirdik bir kere bile... Kendi doğurduğunuz çocuktan bahsetmediniz. Çok şaşırdım Oğuz Bey'le karşılaştığım ve bunu duyduğum an. Neden beni bilgilendirmediniz? Arkadaşlar haberiniz var mıydı bir kızı olduğundan? Ya da bir kızı olduğundan bahsetti mi? Ben haberiniz olduğunu sanıyorum ama. Yani yok muydu haberiniz? Haberiniz var mıydı? Ekipten haberiniz yoktu. Hiç kimsenin haberi yokmuş böyle bir şeyden. Yani ben haberiniz olduğunu düşünüyordum. Çocuğumdan. Yani siz bir şey söylemediğiniz sürece, siz kendinizi anlatmadığınız sürece biz müneccim değiliz ki bilelim sizin kızınız var mı yok mu. Çok enteresan Işıl Hanım. Neden çocuğunuzdan hiç bahsetmediniz? Yani ben saklamadım. Mia'dan bahsettiğimi sanıyordum ama. Ne kadar zamandır görmüyorsunuz? Bir yıl kadar oldu. Bir yıldır kızınızı görmüyorsunuz. Ondan evvel de bir iki kere görmüşsünüz galiba. Yani Oğuz onu da benden velayetini aldı. Onu da bana göstermiyor. Ben ne yapabilir ki? Ben ne yapabilirim ki? Yani ne yapabilirim? Annesiniz. Yani annelik duygusuyla onu öyle doğurduysam... O sizi biraz doldurmuş galiba. Ne bana alakası var? Ön yargılısınız hiç da. Alakası yok ön yargıyla falan Işıl Hanım. Ne yapabilirim diyorsunuz? Eğer bir anne çocuğunu bırakmak istemezse, onu görmek isterse...
Kendisi göstermek istemiyor bana. Ne, istediği kadar göstermek istemesin. Koparır alırım ben onu oradan. Ne demek ya evladımı görmemek? Yani bir anne gerçekten çocuğunu zaten vermem yani. Bunların sorumlusunun hepsi Oğuz. Yani yoksa ben görmek istemiyorum demedim. Oğuz merhaba. Barışma videoma hoş geldin. Seninle aramızdaki iletişim çok kuvvetli. Aramızda bazı sorunlar olmuş olabilir. Bence bu sorunları halledip arkadaş kalabiliriz. Ben Lili ve Mia'yı çok özledim. Lili ve Mia'yı görmek istiyorum artık. Lütfen masaya gel ve sorunlarımızı halledelim. Hadi bütün bunu. Ben artık hani o konuda zaten size bir şey söyleyemem belli ki. Yani söylesem de çok acıtırım diye düşünüyorum. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Hadi evladınız zaten hani sizin için, sizin kafanızda yahut görüşünüzde, mizacınızda başka bir yerde duruyor. Başka bir yerde durması gerekiyormuş demek ki. Ama o köpeğinizi de satın almışsınız. Yani 40 bin lira kadar verdim. Yani sonuçta üç soyadı, Safkan yani. Bence kızım için değer. Ne verdiğinizin çok önemi yok burada Işıl Hanım. Köpeği sahiplenmemişsiniz. Siz gidip yanınıza bir aksesuar, bir süs, bir dekor, bir şey aramışsınız. Ama o benim canım. Çok değerli benim için Lili. Yani çok değerli. Ben onu kızım gibi büyüttüm. Tüm emeğimi, aşkımı evet, verdim kendi ona. Kendi kızınızı büyütmemişsiniz. Yani kendi kızınızı büyütmemişsiniz. Bence o sizi çok doldurmuş. Ne alakası var? Bakmamışsınız ve çocuktan bir kere bile söz etmediniz. 11 yaşında kızınız var şu anda. Ve kızdan bir kere bile söz etmediniz. Bak yeni evlendiği eşiyle. Bu arada Lili'yi falan size getireceğini zannetmiyorum. Yani bilmiyorum. Sizin hazırladığınız videoyu izlemek üzere araca gönderdim ben. Ama ben Lili'yi görmek istiyorum. Görmek istiyor olabilirsiniz ama sanırım evladınız Mia... Cici annesi Lili ve eşiniz, eski eşiniz Oğuz bir arada çok mutlular. Bir sıkıntı yok aralarında. Ve Lili benimle de mutlu. Yani belki beni çok özlemiş olabilir. Bilmiyorum yani o artık sizin aranızda bambaşka bir şey yani hani... burada çözülecek bir şey değil diyeyim ben size yani. Ya ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Yani gerçekten şu anda zaten çok canım sıkıldı. Lütfen devam eder misiniz? Ben gitmek istiyorum. Ya eşiniz bakmış o çocuğa. Dediniz ki yan gelip yatıyordu, evden çıkmıyordu 3 gün falan. Adam bilgisayarın başında hem işini takip ediyormuş hem de bir yandan bebek bakıyormuş. Bu onun görevi değil mi? Babası sonuçta. Evet, babası. Evet, eşiniz geri dönmüş. Gelmiyor. Nasıl olur ya? Ama ben sizden sadece çok basit bir şey istemiştim ya. Lili'yi görmek istemiştim. Evet o babası olabilir Mia'nın. Siz de annesisiniz. Yani oğlunla ilgilenirken siz ne yapıyordunuz acaba? Ben de Lili'yle ilgileniyordum. Evet. Siz kendinize inşallah yani başka türlü bizim dışımızda bir irtibat kurabiliyorsanız kurun Oğuz Bey'le. Bu konuda, ben Lili'yi göremeyecek bu konuda size yardımcı olamayacağız. Siz kendinize birkaç tane daha bir Safkan falan arayıp bulun bence. Bir şeylerin yerine koymanız kolay olur sizin için. Hiçbir süs, hiçbir makyaj bir kadını annelik sevgisi kadar güzelleştiremez. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.